Sevgili YouTube hoş geldin. Bu neymiş serisinde ilginç, farklı, yeni çıkan oyunlara bakıyoruz. Dismantle yeni çıkan bir oyun değil. Gel gelelim, benim chatte sürekli spamlenen bir oyun. Ha bu arada bilmiyorsanız ben şu an Facebook'ta canlı yayındayım. Canlı yayında oynuyorum yani size bu oyunu. Meraklısı için biraz da ben belki severim, belki sevmem. Bakacağım. Kaça satılıyor Dismantle derseniz şöyle göstereyim size. Mevcut kendisi Steam'de şu anda very pozitif inceleme yorumları almış. 16 Kasım 2021'de çıkmış gözüküyor. Hem de 32 TL. Yani yurt dışında birisi olsa kaç? 2 euro mu? 3 euro mu? Öyle bir şey. Artık ona bakarsınız. Bir de burada copyrighted müzik diye bir şeyden bahsetmiş. Teşekkürler. Menü müziği copyrighted müzikmiş. Sağ olun. Galiba telif yedik. İnşallah az önceki konuşmalarımda sesimi duymuşsunuzdur. Duymasıysanız da Allah kahretsin yani. Hadi gelin bakalım. Celsius göster. Emoji göster. Clock 24 saat olsun. Start Adventure. Bakalım nasıl bir oyun ya bu. Çünkü benim chatte çok inat ettiler bununla ilgili. Tamam. We all do what we must just to survive. İşte bir şeyler zombi olmuş arkadaşlar. Artık yani zombilerin hikayelerini de geçiyorum. Kusura bakmayın. Oyun nasıl bir oyun ona bakalım. Evet, zombilik olmuş dünyada. Hep zombi halleri olmuş. Kurban Bayramı sonrası da çok sert zombi yayılımı olmuş dünya çapında. Gamepad ile oynanıyor mu? Gamepad'e geçtim. X ile vuruyorum. Okey. Oyunun ismi Dismantle ya. Şunu Dismantle mı ediyorum şimdi mesela? Okey. Hey. Zombi Minecraft'ı çıkmaz bu inşallah. Çünkü zombi Minecraft'ı... Öf. Chat'teki arkadaşlar inşallah beni kendimi kaybedeceğim bir oyuna sokmadınız. Şu an biraz gerildim ama. Dur bakalım. Taş kırılmıyordur bunun. Damage'ın 12'ye çıkart. Ah kamp ateşi de bulduk. Eyvah. Kamp yapalım. 2 XP kazandık. Ben salyalanırım ya. Ay. Of. Sevgili seyirci, eğer şu anda bu 3 saatlik bir Let's Play videosuysa bilin ki oyunu beğendim demektir. Eyvahlar olsun. Ha, kamp yaptığımda inventörüdeki şeyleri de kampa bırakıyor galiba. Investigate. Crowbar upgrade et ve sağa solu kır. 2 tane scrap, 5 tane scrap wood bul. Crowbar upgrade et. Dresser'ı kır dolabı. Eyvah, bu iyi bir oyun çıkacak gibi. Niye? Bana neyse şu an seviniyorum yani iyi bir oyun çıkacak olmasına. Öte yandan kafamda serisini yapmak istediğim o kadar çok oyun var ki. Aa yaprak düştü. Apışma korum. Oo. Upgrade oldu. Ay ıcırık bıcırık animasyon da yapmışlar upgrade'e. Ne tatlısınız. Neyse. Crowbar'ı atladık. Gördüğünüz gibi 3 tane demir dolusu arkada bırak... Ay kırmızı yeri yuvarlanma da var. Demek ki boss fight'larda yuvarlanmaya göre. Ne diyorsun kral? Ha. Arkadaşlar, yerde bile bulsanız sayacaksınız scrap metali. Ver bakalım aslan. Kır bakalım gözüm. Oo. Bilmiyorum, şu oyun bitsin bakayım. Yeni bir oyun deniyorum şimdi. Ceren dün God of War'da boss fight'ı geçemedi biliyorsunuz. Onun intikamını alacak. Dün hesapta sinirden God of War'u bırakmış gibiydi ama gerçek bir salyalı gamer olduğu için bugün sabah beri bana diyor ki akşam diyor God of War'a tekrar girelim. Ben o herifleri öldüreceğim diyor. Bense şu an gördüğünüz üzere sevgili eşimin God of War
Oynama ricasını yaprak tokatlamak için kırdım. Ben Dismantle'ı bitirince hanım da gelsin, God of War'daki o bossları geçsin. Çünkü dün inanılmaz salyalandı, aklında kaldı. Bütün gün açtı, dünkü nasıl, dün nasıl oynadığına falan baktı. Şey falan diyor bana, şurada şöyle hatalar yapmışım, yarın bunları tekrarlamayayım falan diyor. Yani ömrü hayatımda ben bir oyunda nerede hata yaptım diye geri dönüp Ark dışında, 55. bölümdeki Ark dışında, bakın Ark'ı 55 bölüm oynadım. 55. bölümde çok sevdiğim Mantis'im ölünce hayatımda ilk kez bir oyunda geriye dönüp nerede yanlış yapmışız diye baktım. Yanlışın tümüyle bende olmadığı, biraz da kusura bakmasın, Ark'ta olduğu anlaşılınca zaten moral bozukluğu, Ark serisine uzunca bir ara verdik. Bitirdik demeyelim ama uzunca bir ara verdik. Hayatımda bir oyunda geriye dönüp ne olmuş diye baktığım nadir anlardan bir tanesidir. Ha peki. Öte yandan Ceren gördüğünüz üzere şimdiden God of War'larda geriye dönüp bakmaya başladı. Bu arada ben oyun böyle mi oynanıyor bilmiyorum ama benim farklı oyun serilerimi izleyenler bilirler. Ben çöp olsa yerde bırakmam. Kolum kopsa healing item'ı kullanmam. Kızımın üniversitesi için para biriktiriyorum çünkü. İsraf haramdır. Şurada yerde sandalye bulsam bırakmayacaksın. Heh, lambayı da alalım. Kıramıyor muyum başka hiçbir şey? Koltuğu ver. Yok. Her şeyi vuruyorsun şu an abi. Vallahi ben oyundan şu an aktif şekilde keyif alıyorum. İnşallah siz de alıyorsunuzdur. Hayır, biraz iplik miplik bulsam hemen şey yapacağım. Şeyi de upgrade edeceğim. Çantamı da upgrade edeceğim. Şu an oyun bana çanta upgrade imkanı vermediği için ekstra sinirli birisiyim. Chat'te herkes sürekli Elden Ring 500 TL olmuş diyor. Evet arkadaşlar, biliyorum. Bir tane kendime, iki tane arkadaşlarımı almış birisi olarak gerçekten dipten almışım şeyi. Elden Ring'i, bu beni sevindirdi. Yani oyun alımlarıyla alakalı yatırım tavsiyesi benden alabilirsiniz. Koşamıyor muyum ya ben? Aa, B'ye basınca koşuyormuşum. Oh, hayatımız rahatladı şu an. Niye yaprak topluyoruz? Çünkü zombiler var. O kadar çok zombi var ki artık yaprak toplamamız lazım bir yerden sonra. Elden Ring'leri 300 TL'den almıştım ben. Hem de 3 kere. 3 kere alacaksın ya zaten. İyi bir oyunu 3 kere alırım ben. Baktım Steam'de hemen Elden Ring'in fiyatı arttı. Koştum gittim şeyi de aldım. Adını söyleyeyim. God of War'la Dying Light 2'yi de aldım. Normalde asla pre-order etmeyen insanıyımdır bende ama ya ülke batarken yapacak bir şey yok yani. Fiyatlar fırlayabilir. Never pre-order mantığı ekonomik stabilitesi olan ülkelerin mantığı. Biz de çökmez abi. Biz de pre-order bereket şu anda. Şu yaprağı da alayım. Bunları da götürüp kampa bırakıyorum, sonra ilerliyorum artık. Şu an oyunu hakikaten merak edip bakanlar ama benim gibi salyalı gatherer olmayanlar çıldırdı. Abi ilerlesene biraz, oyunu görelim falan diyorlar ama ben de böyle severim. Xbox Series S de yalan oldu abi, hiç alamayacağız artık. Ya geçen bir arkadaşım mesaj yazmış. Abi, bir arkadaşım PlayStation 5 için para biriktiriyordu. Senin tavsiyeni dinleyip onun yerine Xbox Series S aldı. O aldıktan 2 gün sonra Series S'in fiyatı 7000 liraya fırladı. Arkadaşım sana özellikle teşekkür etmemi rica etti diye mesaj yazmış. Sevindim çünkü daha önce de söylediğim gibi yani benim influencer olarak görevim çoğu influencer arkadaşın zannettiğinin aksine piyasaya çıkan her çerçöpü size aldırtmak değil. Aksine doğru olan şeyleri almanızı sağlamak. Doğru olanı sizi yönlendirebilmek. Yani bir ürün kötüyse benim size bunu tavsiye etmemem gerekiyor. Ya da kötü diyemeyelim ama böyle ortalarda muallaktaysa falan dememiz gerekiyor. Ben sene başından beri PlayStation 5 ile alakalı hepinize ne dedim? Hacı dedim, yani 4K salonda oyun oynamayacaksanız, oyun başına verecek 1000 liranız yoksa, ki o zamanlar oyunlar 1000 lira bile değildi. Yoksa bu PlayStation 5'i almayın, onun yerine Series S alın. Abonelik olsun, 3000 liraya kurun sisteminizi dedim. Alanlar kurtardı, almayanlar bin pişman. B'ye basınca koşuyormuşuz, yaşasın mı? Biraz fiber çıksa keşke. Naylon çıkıyor şu anda. İnanılmaz doldurdum çantayı bu arada yani. Aa. Yes, çantayı upgrade edebilirim artık.
Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ben o evi çok fazla talan etmişim. Etrafta çok malzeme varmış ya. Biraz kendimi kaptırmışım. Ama işte bu da benim ninja yolumda Dattebayo. Upgrade gear. Oo. Çantamı upgrade edemiyorum. Bütün cinler tepemde. Aa, bayan geri gelmiş. Bunlar solus hareketleri lan. Aa hey. Bunlar solus hareketleri. Looter Crafter Souls like. Öyle mi? İlk kez böyle bir kombinasyon görüyorum. Aa. Ve takdir ettim bunu. Biz ölünce canımız yenileniyor. Pardon, kampta dinlenince canımız yenileniyor. Zombiler de öldülerse geri geliyorlar. Hoş. Aa. Gelme lan. Çünkü yuvarlanmayı da görünce zaten ondan biraz kıllanmıştım ha. Canım şu an çok az ha. Hiç hasar almamam lazım. Aa, köpek ne oldu? Oturayım şuraya. Ya ben buna kötü salyalanacağım gibi geliyor şu anda ama sonumuz hayır olsun. Aa, inventing çıktı. Yapma. Yapma. Onu o şekilde yapmayın. O şekil öyle olmasın o. Yapma. Yapmayın çocuklar. Yapmayın. Bu ne? Amber Pills. Painless Death. Die and Return to Home Shelter. Souls like'tır bu. Aa, helal olsun. Aa, ulan Nexus'a dönme bile koymuşlar. Hayda. Damage block artı 10. Geç. Backpack artı 1. Crowbar'a gideceğiz tabii ki. Biz tabii ki Türk olduğumuz için Crowbar'ı seçeceğiz. Seçemiyor muyum bunu ben? Ha, devam buradaymış. Bunlar var zaten bende. Throwing knives. Geç onu. Fırlatma bıçağı nedir ya? Cooking pot. Perfect for cooking recipes at stoves. Geri kalan yavaş yavaş açılıyor zaten. Evet, biraz tahta bulursak her şey iyiye gidecek. Eyvah eyvah arkadaşlar ya. Arkadaşlar. Eyvah eyvah arkadaşlar. Hayır, bir de Allah kahretsin, hadi yapraklara ihtiyacım yok diyorsam experience veriyor. Şimdi yani bu experience'lar ileride lazım olur. Demir boruyu bile kırabiliyormuşum. Hadi bir de detaylı. Bir de detaylı, bir de güzel. Cık, mahvolduk ya. Parmesanlı risotto diye bir arkadaş var bizim chatimizde. 2,5 aydır çocukcağız bunu tavsiye ediyor bana. Ben de diyorum ki ya tamam oğlum, param aldın ya falan diyorum çocuğa. Halbuki ne kadar iyi, ne kadar kaliteli, bilinçli bir tüketiciymiş. Allah'ım keşke blok olsa. Blok olsa, bir de bandaj olsa. Bu ikisi yok bak. Oh, tahtadır ya bu. Tahtadır bu. Tahtadır bu. Eyvah. Gardolar geliyor. Yeterince tahtam oldu mu lan? Yok, az daha tahta alırsam ama crowbar upgrade ediyorum. Find a map at the Link Tower. Backstep var mı acaba lan? Şöyle arkalarına dönüp aniden çakmaca. Evet, zaten dodge değil. Geriye yürüyerek dövüşmeliymiş oyun.
Souls-like refleksleri devrede bak. Kıçına yapışıp etrafına dönerek kazanıyorsun kombatları. Ben yine bir kaçmakla hata etmişim. Kendimi kontrol edemiyorum. Bir de zombileri köleleştirip ardına üzüm toku sokabilsek %1000'lik benim için yapmış olacaklar oyunu. O yoktur ama bence artık. Allah'ım, yaprakları dövmekten kendimi alamıyorum. Şerefsiz yapraklar. Alın ha. Oh tahta. Ims tahta. Ims porselen. Oh, sağ solu kırdığım için XP de verdi. Daha da çok sağ solu kırabilirim artık. Oh. Dünyaya olan öfkemi böyle gideriyorum. Galiba bu videonun ismi bu oyunu alın olacak. Aa, domat buldum bir tane. Oh, yeterince tahtam çıktı mı lan? Yok. Backpack'e de yetmiyor. Invent Craft'ta bir şey açılmış ama. Link Tower Toolkit. Experience'ı 7 istiyor. Şu sandalyeyi neden cezalandırmadığımı merak ettim arkadaşlar. Yani. Ahmet Arslan hoş geldin, destekçimiz olmuş. İlker Koç yeni Matrix fragmanına bakmayalım demiş. İlker'im vallahi baktık yayının başında, hatta üstüne uzun uzun konuştuk. Analizler, teoriler bile kastık yani. Baksana, yakındayken düşmanların etrafına kilitleniyor otomatik ha. Blink blink plong yapabilmemiz için. Bling bling plong. Aa, elinde silah mı var lan oğlum bu sefer? Bling 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 plong. Bling bling plong. Okay. Git, kutlanıyoruz valla. Ya başında oyunun hikayesini skip ettim ya, işte bu yüzden. Yani bir oyun oynanışı güzelse geri kalan şey tatava ya. Oyun oynatıyor kendisini yani. Sonra açar bakarım Vati videosunu çektiyse. Prepare to Cry Dismantle Edition. Bu haritada bulduğumuz bu çocuk aslında 22 yıldır kayıp olan kralın oğlu. Miğferinden aşağıya süzülen gözyaşları annesinin onu doğururken çektiği acıları temsil ediyor. Pling pling plong. Pling 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 plong. Öl lan, tamam. Yeter ya. Ne bu böyle? Başımıza şey olduğumuz iyice. Tahta ver lan. Tahta da kıramıyoruz. Oh. Ulan yine çanta dolu. Bu çantasızlık bizi bitirdi arkadaş ya. Bence benim kadar kimsenin loot yapacağını düşünmemişler. Şuna bak. Delirmiş gibi loot yapıyorum. Neyse, gideyim çantaya bari şeyleri bırakayım. Biraz daha tahta bulsam. Bir de şu eve gideyim biraz. Biraz da bu evi deneyelim. Tomato soup. 3 tane domat bul diyor. Bulayım. Aha, buldum. Cooking pot istiyor şimdi de. Abi her şeyi biz mi yapacağız ya? Aha. İnce bir stat mantığı da var. Kafaların üzerinde ünlem çıktı. Gördünüz mü? Otomatik görür görmez koşmuyorlar. Ses yaptım diye koştu o zombi buraya mesela. Bakın bunlar mekaniktir. 7 sene yapılan AAA oyunlar ekleyemiyor bazen böyle mekanikler. Bunlar kıymetli şeylerdir. Hayda. Ege.
Ölünüyormuş lan. Oha, eksi yedi birikti tabi deminden beri. O komple ölmedim inşallah. Cesedim de kalıyor. Cesedim de lootlarım da kalıyor. Dünyanın ilk Souls-like zombie crafting survival oyununa denk gelmiş olabiliriz şu anda. Çok hoşuma gitti ya bu. Bravo. Ay, ne kadar güzel. Yani yeni mekanikler... Gerçi yeni mekanikler derken bu artık tabii mevcut mekaniklerin harman edilmesidir. Ama böyle şeyler yapan oyunlar hala çıkıyor ya. Çok seviniyorum ve şaşırıyorum ya. Görmüyoruz böyle şeyler artık. Oyun piyasası 12 senedir Minecraft'ın ekmeğini yiyor arkadaşlar. Ve Minecraft, yani yeni çıkan Last of Us bile utandı abi yeni oyun mekaniği eklemeye. Last of Us ha, milyon dolarlık oyun. O kadar az ekliyorlar ki artık yeni mekanik. Görünce seviniyorum. Gerçi yine aynı şeyi söyleyeceğim. Yeni mekanik değil tabii bu. Mevcut mekaniklerin baştan yorumlanması. Ama yine de. O kadar yokluk içerisindeyiz ki bunlara seviniyorum artık. Dresuar. Kırıl lan. Oh, Elden Ring. Abi hala Grover upgrade edecek kadar şey çıkmadı ya. Bakın mesela Graveyard Keeper oynarken en çok şikayet ettiğim ama çok kıymetli olan o şeyi eklemişler. Bak. Track Upgrade Materials. Yanda materyalleri takip edebiliyoruz böylece. Graveyard Keeper'da çıldırmıştık ya bir şey craft etmeden önce takip edemiyoruz diye. Duvar içinden duvar dışına vuramıyorum. Bak, tıkırtı çıkarttıkça onların kulakları hassaslaşıyor. Abi yeter yaprak yaprak. Hadi bana biraz tahta verin ya. Cooking pot da yapacağım, tamam. Ya abi bir zomboid bakmadın ya doğru düzgün. İçimde buruklukturdur. Ufacık bakıp saldın. Neyse ben dönem böyle ağlamaya devam ederim. Zomboid bakarız ya. Zomboid öyle aksesli değil mi arkadaşlar 2,5 yıldır? Hem de zomboid da kendisine bir çeki düzen vermiş olur. Zomboid'de en son naylon poşet buldum diye alay çektiğimi hatırlıyorum oynarken. Ama gerçekten 2-3 sene öncesiydi yani bu arada. Yani early access oyunlara bugün bakmadık diye aşırı bir şey kaybetmiyoruz ya. Nasılsa yarın bir gün onlar toparlıyorlar kendilerini. Bir tahta daha bulursak bu iş olur. Tahtayı da bulduk. Bu da tam şey mantığı ya. Souls oyunlarını oynarken böyle aman Moonstone Shard bulayım. Aman Shining Glinting püskü bulayım falan diye böyle kılı kırk yararsın ya. Aman bir şey bulayım da oyunda ilerleyebileyim diye. Crowbar upgrade'i müthiş oldu. Hem artık daha çok obje kırabileceğiz. Mesela şu çitleri kıramıyor muyum ya? Yes. O 65 XP diyor hem de. Uf. Bütün kasabayı kırarım ben bir süre sonra. Ay, duvarlar kırılabiliyor mu acaba? Kasabanın içinden geçme açık. Tamam. Kasabanın içinden geçerim ya ben böyle. Dümdüz ederim burayı. Minecraft haritasına döndürürüm. Güzel. Tomato soup ha. Bu oyunu belli bir tür insan çok sevecek. O belli bir tür insan arasında ben de varım fark ettiğiniz üzere. Gel lan gel ha, serseri. Verdiğimiz hasar arttı mı ya bizim bunlara? Ha, 7 vuruyorduk, 16 vuruyoruz artık galiba. Yes. Elden Ring zam mı konuşuldu mu? Zam değil de zamcık. Konuşuldu tabii canım. Yani artık tabii böyle durumların ne yazık ki şakasını yapmaktan öte bir şey yapamıyoruz. I feel older and wiser.
Oo, şapkayı keşfettik yaşımız ilerledikçe. Ulan aslında bir şapka olsa kafamda. Şapkayı keşfettim diye de çıkmazsın ya. Neyse. Şapkayı Türkiye'ye ben getirdim. Oo. Bak böylece kısa yollar da açabiliyorsun. Şu mantık da güzel olmuş. Level atladıkça kısa yol açma. Yani mesela şimdi bu tabi top down bir oyun. Biz genelde Souls-like oyunlarda neyi överiz? Oyunda ilerledikçe hep kısa yol açarsın ilk noktaya doğru. Adam tabi kısa yol açtırmıyor sana. Ama kısa yolu kırarak açmana izin verecek sistemi veriyor. Bunlar var ya, bunlar güzel hareketler ha. Allah. Yalnız şeyimiz yok ya. Canımız gitti mi, canımızı iyileştirmek için bir bandaj mandaj bir şey yok şu anda hiç. Blin blin blon. Her şeyi bir deniyorum ha. Pizzacı. Lockpick gerekiyor buraya da yani. Bu arada yakıta Türkiye'deki fiyatların düşüklüğü muhtemelen dikkat çekecek ve Steam kuru güncelleyecek. Çünkü böyle giderse herkes Steam'i Türkiye'den açmaya başlayacak. Oyun şirketleri bir noktada şey der Steam'e. Dayı bunu durdurun yani. Yoksa biz nasıl mal satacağız derler. Bak göreceksiniz yani dünyada pek çok ülkenin vatandaşı. Ulan kendi kütüphanemi alacağıma bir tane yedek Türkiye account'u açayım oradan alayım büyük oyunları diyecekler. Elden Ring'ler, God of War'ları falan Türkiye'den almaya başlayacaklar. Steam'de bunu böyle 1-2 ay bu devam ederse zaten der ki ya okey ya Türkiye'de biz... Kuru kaçtan hesaplıyorlar şu an? 1,5'tan mı? 2'den mi? Çekin diyecek normal seviyesine. Ondan sonra küçük küçük öpücükler gelecek. Aha. Monsterlara %5 hasar. Fırlatıcılara %10 hasar. Taşıma miktarına artı 1. Ya tabii ki hamallık seçiyorum ya. İçimizden geçiyor. 2,5'tan mı hesaplıyorlar? Aynen 2,5'tan hesaplıyorlarsa işte o iş değişir artık arkadaşlar. Yani bunu düzelt diyecekler. Ekstra diyecek bir şey yok. Ha. Oh be abicim ya. Şöyle aç karnımıza bir şey koyalım. Fırlatma bıçağı yapabiliyor muyuz? Yap onu da yap. Aa bak bu da evet. Biz kullandıkça yani kamp ateşine oturdukça yenileniyor. Ya ne kadar ilginç. Souls mantığını böyle bir oyunla kavuşturmuş olmak. Gerçekten ilk kez böyle bir örnek görüyorum ve çok hoşuma gitti. 2,5 olması mümkün değil. 300 TL oyunlar var. Onlar Türkiye'de dağıtımcısının tescilcisi olan yani Aral'ın ya da Sony'nin dağıttığı oyunlar. Mesela işte Capcom, Bandai Namco oyunları falan. FIFA, EA falan filan. Domates çorbası pişirelim şuraya gidip. Yani dandik dundik indie oyunlar da 100 liraya çıkacak öyle olduğu zaman tabi. Okay. Temporary point verdi arkadaşım size sağ olsun. Sağ olun hocam. Zombiler minimum 5 hasar veriyor. Bizim de temporary hit point'imiz artık bir artı 5'imiz var. Şuradan peki kendime bir şey yaptırsam. Bir de buraya oturunca acaba şeyin etkisi geçti mi domates çorbası? Neyse basketbol şapkamı da yaptırdım ha. Aa plastiğim yokmuş. Domates çorbasının etkisi... Yo geçmemiş. İlginç. Vav, wow, hasarım 32'lere 40'lara çıktı ama. Hedefe kitlenme tuşu çalışıyormuş ha. Oyuna başladığımdan beri otomatik kitleniyordu. Şu
Solcu arkadaşlar bilir, otomatik hedef kilitleme tuşu çalışıyormuş. Otomatik kilit bekliyordum ben, gerek yokmuş ona. Okey. Bıçak nasıl fırlatıyorum lan? Oh hey, nice. Güncel kura getirmezler. Vallahi arkadaşlar ne bileceksiniz yani, adam da şey değildir ki, aman Türkiye pazarı ile ilgili dikkatli olalım arkadaşlar, ne olur ne olmaz. Aman Türkiye'deki kardeşlerimizle ilgili hassasiyet sahibi olalım. Yani diyebilir, demeyebilir. Artık hakikaten kaderimiz başkalarının ellerinde bu saatten sonra bizim. Sömürge ülkesi olduğumuz için. Bir bölgeyi açtık şimdi. Yani adam 2.5'tan hesaplıyorsa ve 5'e çekerse oyunlar 2 katına çıkacak. 2.5'tan hesaplıyorsa ve 10'a çekerse oyunlar 4 katına çıkacak. Hadi. Mantar mantar oğlu. Okay. Bir sonraki zona geçişi düşmanları öldürdüğümüzde açabiliyormuşuz bu tek. Harita da çok büyük. Bu oyun oynanır ha. Bu oyun başa bela olur. Ben bu arada kameramın bir takım kritik şeyleri kapattığını fark ettim. Kameramı azıcık küçülteceğim ve şuraya alacağım ve... Ulan orada öyle şeyler mi varmış diyeceksiniz. Kusura bakmayın. Salyalandığım için azıcık oraya atlamışım. Şuraya aldım kendimi şu an. Gördüğünüz gibi tariflerim ve level'ım yukarıda sabitti. TR satışları azdır. Çoğu firma sallamaz o fiyatları. Zaten TR satışları az olduğu için bence fiyat arttırmaya problem etmeyecekler. Adam diyecek ki lan diyecek, ben bu ülkede zaten 5 tane satıyorum. Yani 5 tane satıyorsam o 5 taneyi de alan alır be abi diyecek. Boş ver diyecek, sen ver fiyatına. Bilmiyorum ki arkadaşlar ya, bizim kaderimiz, durumumuz hakikaten o kadar kendi elimizin dışında ki. Bugün Katarlı bir tane bakan bizim bir yetkilimizle konuşurken şey demiş ya. Türkiye'deki ekonomik krizlerin doğuracağı fırsatları biz de bekliyoruz falan demiş. Dedim abi ayıp ya. Tamam biz de farkındayız yani, durumumuz iyi değil ama böyle de söylenmez be abi. Yüzümüze karşı. Adam bayağı. olmuş birazcık. Krizin doğuracağı imkanları bekliyoruz demiş herif. Doğru söylüyor yani. Anladın mı? Bizim bu hale gelmemizin suçlusu o adam değil. Adam doğru diyor. Ben de Age of Empires olsam, yandaki ülke ya da Civilization oynarken yandaki ülke yanarak batıyor olsa derim ki iyi iyi o. Oh. Madenlerine, yemişlerine konarız dersin yani. Ne yazık ki uluslararası diplomasi böyle bir şey. Adamın açıktan söylemesi birazcık üzücü. Açıktan söylemesi tam şey dönemi. 1800'lerin ortaları artık böyle Osmanlı'dan hasta adam diye bahsedilmeye başlandığı dönem. Sesin de bir yalnız çukurda. Vallahi. Öyle çukurda. Vallahi öyle. Çukurda çukurda. Allah korusun yani. Abi ne demek istiyorsun? Bir şey demiyorum yani, Allah korusun. Hayırlısı olsun. Dismantle'ın keşke Türkçesini söktür git diye çevirseler. Ben Jeff Bezos olsam Türkiye'nin yarısını satın alırdım. Niye ki?
Niye yapsın bu adam böyle bir şey? Böyle bir şey yapsa yatırımcılar der ki, "Voo abi ne yapıyorsun? Parayı çöpe attın." derler. Herifin şeyi sarsılır, kredi notu sarsılır. Bu ara uluslararası piyasalarda acayip makara geçiyorlar bizde. Millet şey diyor, Shiba alın, Doge alın, TR almayın diyor. Durumlar kötü. Arkadaş, buranın arkasında benim artık bu döveceğim boss mu var kapıyı açmak için? Onu bir gideyim göreyim ya ben. Bence ben kıvam... Oha patlayıcı lan onlar. Aha. Ablaların ablası bir dur. Heh. Hayda. Abi trouble'ım kalmadı görüyor musun? Gidip 3 bıçak, yani bıçağım yetmedi şu anda ve hiç sopayla vurasım yok oraya. Ona ne? Wow wow! Wow hızlı da atıyor köpek. Abi! Lan bu oyunda blok yok mu oğlum? Mahvoluruz lan. Şerefsiz geri çekiliyor bir daha. Tehlikeli bir herif. Ananı ki. Hayda oğlum. Lan. Hakikaten Souls-like'a geldik ya. Neyse ki eskileri de gitmiyormuş ha. Haydi iki kişi gelmeyin lan. Plin plin plon. Şunlardan iki tane gelse ne yapacağımı bilemem ha. Döneyim şu şeye. Üzerimi boşaltayım geri gideyim sonra. Ay üzerimi boşaltıp geri gidecektim. Dinlendim yanlışlıkla geri geldiler ya. Uf. Fuck. Şu Bag of Blood'ı yapsam bari plastik bulup da. Aa backpack yapabiliyormuşum. Dur bari backpack'i yapayım. Dostum bu oyun çok güçlü. Buradan huzurlarınızda parmesanlı risotto kardeşime teşekkür ediyorum bize bu oyunu inatla tavsiye ettiği için. Küçük upgrade parçacıkları. Aa bu herifi buraya çekebiliyor muyum lan acaba? Şşş. Gel la buraya. Gel gel. Gel la gel. Gel bakayım buraya. Yes. Süper.
Bütçemiz bitti ya. Valla Tolga'sını falan bilmem. Ben Parmesan Risotto'dan gördüm. Siz kendi aranızda çözün. Lockpick diyor. Hadi kardeşim, hadi kardeşim, hadi. Aa, ulan bir kamp daha varmış burada ya, inanılmaz. Dönüp dönüp duruyoruz geriye. Çabuk indirelim. Hadi. Ya ileride bunda duvar kırabiliyor hale gelirsek aşırı efsane olur ha. Şu an oyundaki gailem duvar kıran birisine dönüşmek. Yemiyorum lan. Zor da mı? Alın bakalım. Aa, tostu da kırayım. Kırabileceğim her şeyi kırdım. Patlayıcıların arkasına geçtik bu arada galiba ha. O patlayıcıları olası bir boss fight için orada bırakalım o zaman. Olur da hani böyle üstüne charge eden bir boss varsa onların önünde durup dodge'larım. Çünkü demin bir tane iri boss gördüm. O iri boss muhtemelen öyle yapacak. Biliyorsunuz iri bosslar genelde öyle yapar ha. İri boss. Aşkın çiçeği. İri boss. Seksin gerçeği. İri boss. Mantar mantar oğlu. Osurmasa bari. The false gatekeeper. Hop. Rush'la lan. Rush'la lan. Pling pling plong. Aa, şerefsize bak. Rush'la lan. Pling 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 plong. Mal la bu. Bu ölür ha. Bu çok yaşamaz. Ne yapıyorsun kral orada sen? Azıcık sakatlandın gibi bir şey oldu. Ulan böyle boss mu olur be? Boss'a bak, deminki herif daha tehlikeliydi valla. Blue Eye Orb. Hadi bakalım. Gnarled Finger of the Fallen da çıktı. Eldering item arkadaşlar. İlk boss'umuz biraz dandik çıktı. Aa, doğadan malzeme toplama geldi. XP from everything %8. Kesinlikle XP boost alınır her zaman düşük seviyelerde. Aa, shovel. Yapma. Yapmayın. Yapma. Eyvah. Mahvolduk. Oh, bütün haritayı kazacağım şimdi. Keşke o çıkmasaydı. Her şey çıksaydı da kürek çıkmasaydı keşke. Peki alalım mı Elden Ring'i daha yükselmeden? Yok lan, daha da yükselir mi diye bir diyecektim. Ondan sonra daha da yükselebileceğini fark ettim.
Bilmiyorum ki lan. 300 liradan ben Elden Ring banko vurun dedim zaten meraklısına. Ya yani Souls-like sevenler en basitinden tabii ki. Ama şimdi 500 liradan da... Ya bir arada bir şey gördüm. Xbox'ta hala 300 liraymış. Benim aklım uyup da Series S almış olan tayfa galiba 300 liraya alabiliyor Elden Ring'i şu an hala. Series S tayfadansanız... Sağ olasın Can Sungur. Sayende Series S aldım tayfadansanız Elden Ring hala 300 TL diye demin bir arkadaş chatte söyledi. Ona bir bakın isterseniz. 350 oldu. Yine 500 değil. Şu crowbar'ı ben bu eve girince biraz daha upgrade edeyim artık. Hayda abi her yere lockpick istemeye başladı bu oyun ha. Bir de arkadaş bizim hasar düşmüyor ya. Bizim üstümüzde sözde zırh mırh ekledik, ağaç, şapka falan taktık. Oyunun başından beri her şeyden 7 hasar alıyorum. Oha daha yeni akşam oluyor. Niye acaba? Ulan bu garibanlar ölmüyorum diye saldım, öldüm hakikaten. İşte salmamak lazım dayı. Şu kapıyı açacaktım. Acaba ben ölünce boss geri çıktım ya. Çıkmadıysa gidip kapıyı açayım. Nerede lan benim ceset? Vallahi ben dediğim gibi Elden Ring'in fiyatının arttığını görünce hem God of War'u hem de şeyi aldım. Ne onun ismi? Koşan Zombiler 2'yi aldım. Ama hep size söylediğim gibi ben yayıncı olduğumdan benim işim bu, ben alacağım. Sizlere alma tavsiyesini verecek kadar, yani God of War'u zaten hani biliyorsunuz da. Mesela Dying Light 2'de o garantiyi veremem size. God of War 2... Zaten, pardon, God of War zaten belli de. Dying Light 2 iyi mi olacak, kötü mü olacak emin değilim. Çok güven vermedi açıkçası. Bir tane bir çocuğu izledik geçenlerde. Çocuk övüyor, övüyor. Şöyle diyor, böyle diyor. Gerçek bir RPG diyor. Ben böyle bir RPG görmedim filan de. Biz de böyleyiz. Oo, vay. Allah Allah. Çocuğun kanalına bakıyoruz. 20 bin izleniyor falan. 20 bin izlenen çocuk da yani satılmış olamaz herhalde. Doğruyu söylüyordur lan. Abi video bitti, biz bir gazlandık. Video bitti, bir çıktık ki... Kardeşimizin kanalı Dying Light 2 kanalıymış sadece. Haliyle o çocuğu öldürsen Dying Light 2 kötü demez. Ben bütün güvenim sarsıldı. Bir de böyle fake PR yaptırdıkları zaman artık çok soğuyorum oyunlardan. Hmm, bak bölgeye transmitter eklediğimizde permanent öldürebiliyormuşuz bunları artık. Batı kapısını açamıyoruz henüz. Ya bir 4 tane daha seramik bulsam her şey değişecek. 4 seramik daha bulamıyorum arkadaş ya. Kolay gelsin. Keşke şu serefsizlerden clothing ile metal dışında bir iki item daha düşseymiş ya. Plin plin plon. Bir de şey yok, camlardan girebilsem keşke. Mesela kapı kilitli mi? Camdan gir yani. Lockpick gerekiyor da lockpick gerekiyor. Kardeşim. Oo bir vuruşta kırabiliyoruz artık bunları.
Bak böyle quality of life upgrade'leri çok seviyorum. Tak bir vuruşta. Souls oyunlarında da genelde böyledir bak. Kasarsın kasarsın, sonra o bölgedeki adamları bir vuruşta öldürebileceğin şeye gelirsin. Bir vuruş timingiyle diğer timingler aşırı farklı oluyor hep. Gideyim şunu bırakayım. Red Dead Redemption 1 bile çok güzel oyun be. Oo, ekonomi o noktaya gelmiş ki bütün oyunların bir önceki versiyonunu övüyoruz artık. Yalan değil bu arada, öyle. Red Dead Redemption 2 gelmeden önce biz bir Red Dead Redemption 1 girmiştik. Harbiden güzel oyun. Üstelik Red Dead Redemption 2 kadar kafa da açmıyor Red Dead Redemption 1. Ben biliyorsunuz Red Dead Redemption 2'nin fazla muhabbetinden sıkılan birisiyim. Biraz gözümüz gönlümüz açılsın arkadaş, şöyle ya. Gideyim bunları koyayım sandığa. Kardeşim bize bir seramik yok mu be? Vallahi hasret kaldık ya. 3 parça seramik için kendimi keseceğim. Tuvaleti kırayım bari. Tuvalet de kırılmıyor, nasıl satayım. Seramik, seramik, seramik oldu. Kır. Galiba bu videonun başı bu oyunu alın olacak ya. Kur güncellenmeden bu oyunu alın. Abi 500 lira olmuş. Ne? Red Dead Redemption 1 mi? Saçmalamayın. Saçmalamayın. Red Dead Redemption 1 de 500 lira olmamıştır. Olmuş da olabilir. Korkarım güzelim, korkarım. Gecenden karanlık kur farkım. Siz 14-14 oluyor. Al. O %9 XP'yi aldığımız çok iyi oldu var ya. Aha seramik. Canım. Ne oldu? God of War mu geldi? Tamam dur. O zaman hadi bir çay bardağı al gel, geçelim sonra God of War aşk. Yok çay iç, istemiyorum. Gelersen çay içeceğim. Tamam o zaman arkadaşlar. Şimdi demin de dediğim gibi Ceren'in dün God of War'da yarım kalmış bir hesabı var. Onu halledeceğiz. YouTube'dan izleyen arkadaşlar, Dismantle'ı gördüğünüz üzere çok sevdim. Hatta herhalde ben bunun devamını oynarım. Sizler de görmüş olun diye. Güzel. Yani leave edeyim, herhalde save ediyor otomatik. Evet. Şey de çıktı. Şimdilik kapatıyorum bu oyunu. Oo, co-op'u da varmış. Bir ara co-op'una da bakarız. Evet izleyenler, Dismantle'ı izlediniz şu noktaya kadar. Çok beklemiyordum bu kadar keyifli olmasını. Beklediğimden çok daha keyifli çıktı. Kapatırken tekrar göstereyim. Şu an Steam'de 32 TL'den satılıyor. Dark Souls mekanikleriyle crafting, looting, zombie, survival mekaniklerini aynı anda karıştırmışlar. Güzel de karıştırmışlar. Normalde çok görmezsin böyle işler yapıldığını. Takdir ettik, tavsiye ettik. Kendine iyi baktın sevgili YouTube. Görüşmek üzere. Haydi bay bay. Aa, ana. Ulan şu an böyle kaldım. Niye biliyor musunuz? Çünkü normalde benim burada YouTube kaydını kapatmak için Elgato Steam'de kim var ona basıp hep kapatıyordum. Şu an o elimin altında olmadığı için sevgili YouTube bu halimi de izlediniz. Hadi bay bay.